Şehre girmemiz lazım lütfen izin verin Arkadaşım ve benim Kalacak yerimiz yok bu şehre girmemiz lazım Kusura bakmayın hanımefendi Sizi şehre sokamam Zengin ve fakir beyin emri olmadan Yabancıların şehre girmesi yasaktır Lütfen ama girmemiz lazım Bırakın hanımefendileri girsinler Görmüyor musunuz zor durumdalar Teşekkür ederiz koruma bey Siz ne kadar centilmensiniz e birazcık öyleyimdir. Buyurun hanımefendi girebilirsiniz. Şehirde istediğiniz gibi gezin. İsterseniz size telefon numaramı da verebilirim. Yok yok kalsın. Hadi gel girelim. Baksana koruma bey girmemize izin verdi. Tekrardan teşekkürler koruma bey. Evet zengin ve fakirin şehrine girdik. Şimdi bu şehirde kalacak bir yere ihtiyacımız var. Nerede kalacağız biz ya? Fakirin evini bulmamız lazım. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Acaba nerede oturuyorlar? Bu şehir bayağı bir büyük. Büyük ihtimal en güzel ev onlarındır. Ya nerede şu zengin ve fakirin evi? Merhaba efendi. Size yardım edebilir miyim? Ya sen bize mi attırdın Evet. Ne oldu ki? Bana bak, seni döverim ha. Akıllı ol. Tamam tamam kızmaya gerek yok. Madem ki yardım istemiyorsunuz, o zaman lütfen devam edin. tamam tamam. Söyleyin bakalım size nasıl yardım edebilirim? İsterseniz size cep telefon numaramı vererek yardımcı olabilirim. Hayır istemez. Bize zengin ve fakirin nerede oturduğunu söyle. Demek ki zengin ve fakir arıyorsunuz. Sizin gibi kızlardan da bunu beklerdim zaten. Ne yapacaksınız? Paralarını mı yiyeceksiniz he? Söyleyin bana. Kes Rüzgar dostum yeni arabalarımız harika ya. Seninki de çok güzel. Seninki biraz daha hızlı ama. Ama benimkinin dış görünüşü daha güzel. Her neyse bir turda atalım mı? Arda atalım atalım da. Bir şey diyeceğim. Araba sürerken benim boyum birazcık kısa kalıyor. Arabaya bir biniyorum boyum ufacık. Evet evet doğru söylüyorsun. Bende de aynısı oluyor. Bak arabaya bir biniyorum. Önümü göremiyorum. Yani kaza yapabiliriz bu durumda. Ne yapacağız Rüzgar? Aslında biraz daha boyumuz uzun olsa güzel olurdu. Mesela babamın boylarında olsaydık çok güzel olmaz mıydı? Evet evet güzel olurdu ama zamana ihtiyacımız var. Zamanla bizim de boyumuz uzar herhalde. Aynen öyle. Ya Başak her yere baktık ama zengin ve fakirin evini bir türlü bulamadık. Gel bir de şu tarafa bakalım. Belki buralarda oturuyorlardır. Baksana şu binanın yüksekliğine baksana. Belki şu binanın üstünde oturuyorlardır. Gel gel her yere bakalım ya. Çocuk mu? <laughs> Şaka yapıyorsunuz herhalde. Merhaba hanımefendi. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Biz aslında çocuk değiliz yani. Baksanıza arabalarımız bile var. Bu arabalar sizin mi? Evet tabii ki bizim. Biz bayağı zenginiz. Tamam tamam. Biz zengin ve fakirin evini arıyorduk da onlar nerede oturuyor? Zengin ve fakir mi? Zengin benim babam. Fakir de arkadaşımın babası. Öyle mi? Vay be. Gördün mü? Çocuklarını bulduk ya. Ya bir şey diyeceğim Elif. Zengin ve fakirin çocuğu varsa bunlar evlilerdir. Bence onların yanına gitmeyelim. Saçmalama Başak. Bunu yapmamız lazım. Evlilerse biz de onları ayırırız. Gel gel. Ee şey diyeceğiz ya. Çocuklar bizi zengin ve fakirin evine götürür müsünüz? Sizi tabii ki götürürüz hanımefendi. Fakir benim babam oluyor. Kendisi şehrin belediye başkanı. Şu arkamda gördüğünüz kırmızı Mercedes de benim arabam oluyor. İsterseniz birkaç tur atabiliriz. Yok yok şimdilik olmaz daha sonra. Zengin ve fakirle görüşmemiz lazım. Tamam o zaman haydi gelin takip edin beni. İsterseniz arabamla gidebiliriz. Yok yok yürüyerek gidelim ya. Tamam öyleyse takip edin beni hanımefendi. Her neyse eve gidelim artık. Rüzgar dostum sen istersen burada kal ben hanımefendileri eve götüreyim. Yok yok ben de geleceğim. İyi tamam Rüzgar gel sen Naide. Gelin gelin haydi gidiyoruz. Babam ve zengin amcam hemen şurada oturuyorlar. Yani biz orada oturuyoruz. Ee, Aslına bakarsanız biz bu şehrin en zengin ailelerindeniz. Yani baya bir paramız var. Siz babamları neden arıyordunuz acaba? Ya onlarla konuşmamız gerekiyor. Ha öyle mi? Tamam ya sıkıntı yok. Babam ve zengin amcam böyle e, sizin gibi hanımefendilerle hemen konuşurlar merak etmeyin. Tabii ki isterseniz size telefon numaramı da verebilirim. Beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz hanımefendiler Çocuklar sağ olun teşekkür ederiz. Bizi buraya kadar getirdiniz ama gerisini biz hallederiz. Önemli değil. Bu arada isminiz neydi? Benim adım Elif. Arkadaşımla Başak. Memnun oldum Elif ve Başak Hanım. Sizi tanıdığım için gerçekten çok mutluyum. Biz de çocuklar biz de. Her neyse siz hadi gidin arabalarınızı sürün. Gerçekten güzel arabalarınız vardı. Evet evet. İstediğiniz zaman sizi evinizin önünden alabilirim arabamla. Her neyse Elif Hanım ve Başak Hanım görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Rüzgar gel dostum gidelim biz de. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Rüzgar dostum galiba ben aşık oldum ya. Elif ve Başak ne kadar güzeller değil mi? Saçmalama Erda. Onlar bizden büyükler. Olsun Rüzgar aşkın yaşı mı olurmuş? Aşık oldum işte. Hele Mavili vardı ya. Başak'tı galiba adı. Evet evet Mavili'nin adı Başak'tı. Ben ona aşık oldum ya. Çok aşığım ben ona. Ya Arda saçma sapan konuşma onlar bizden büyükler. Ama sanırım ben de Elif'e aşık oldum. Evet evet. Gerçekten çok tatlılardı ya. Aşkın yaşı olmaz Rüzgar. Ben o kızı tavlayacağım göreceksin bak. Evet Elif. Fakirin evi burası herhalde. Zenginin evi de burası. Sen şimdi zenginin evine gir. Ve zengini tavlamaya çalış tamam mı? Zengin sana aşık olsun. Ama evlilermiş ya. Sorun olmasın daha sonra. Evet sorun olabilir aslında ama bunu yapmak zorundayız. Her neyse ben de fakirin evine giriyorum haydi. Tamam tamam haydi kolay gelsin. Sana da Ondan sonra da 11 geliyormuş hayatım. Evet fakir evet biliyorum ondan sonra 11 geliyor. Kapı çalıyor ben bir kapıya bakayım. Kim geldi acaba çocuklar geldi herhalde. Ha? Bu da kim? Buyurun hanımefendi birine mi baktınız? Ee, ben aslında fakir beye baktım da fakir bey burada mı oturuyor acaba? E, fakir bey benim buyurun ne oldu bir sorun mu var? Yok fakir bey ya sizin çok yakışıklı bir hosya olduğunuzu duydum da gerçekten de öyleymiş. Hanımefendi ne diyorsunuz siz? Karım duyacak şimdi. Olsun fakir bey ya. Siz yakışıklısınız ve gerçekten de zenginsiniz galiba. Hanımefendi lütfen gidin buradan. Sizinle uğraşamayacağım. Hanımefendi ne istiyorsunuz söyleyin lütfen. Ya siz çok yakışıklısınız. Hanımefendi neler diyorsunuz siz? Gidin buradan lütfen. Ben evliyim ve çocuklarım var benim. Zengin Tamam birazcık yakışıklıyım ve kastıyım ama lütfen buradan gidin. Ben evliyim ve çocuklarım var ve ailemle çok mutluyum. Gidin lütfen. Tamam tamam. İsterseniz bana telefon numaranızı verin. Daha sonra sizi arayabilirim. Yok yok. Lütfen gidin hanımefendi buradan. Hanımefendi lütfen siz de gidin buradan. Yalvarırım. İşte fakir neden bağırıyor ya böyle? Gidin buradan hanımefendi gidin. Fakir ne oldu kardeşim? Zengin abi burada bir kadın var ve bana asılıyor. Fakir evet ya burada da. Bana bakın sizin amacınız ne bilmiyorum ama buradan gitmenizi istiyorum. Haydi gidin buradan. Bir daha sakın evimize gelmeyin. Gidin buradan. Öf ya kim bunlar ya? Fakiri ve beni rahatsız ediyorlar. Zengin hayatım kimmiş gelen? Boş ver aşkım boş ver. E, çöpçüler gelmiş de çöpleri istiyorlardı. Geliyorum bir tanem geliyorum. Umarım gitmiştir ya bir daha zili çalarsa Barbie bu kadını görürse kesin kadına saldırır kesin. Zengin hadi gel. Tamam tamam geldim hayatım geldim. Açın kapıyı lütfen fakir bey. Git buradan git rahat bırak beni. Terbiyesiz kadın. Tamam tamam gidiyorum ama tekrar geleceğim merak etme. Haydi görüşürüz fakir. Evet fakir pek yüz vermedi bana. Evet Başak ya zengin de bana pek yüz vermedi. Her neyse gidelim daha sonra tekrar geliriz. Aynen öyle. İşte fakirin karısı da galiba şu içerideki. Bizi gördü. Her neyse gel gidelim gel çabuk. Öf ya sapık mıdır nedir? Ne istiyor bu kadınlar bizden ne? Zengin evine de gitmiş bir tanesi. Fakir kimdi o gelenler fakir? Bilmiyorum Miray gerçekten bilmiyorum. Fakir ne dediler sana söyle çabuk. Ya hayatım bana dediler ki, siz çok yakışıklısınız ve gerçekten zenginsiniz dediler. Fakir, o kadınların ağzını burnunu kırarım ona göre. Bir daha sakın gelmesinler buraya. Ben de aynısını dedim. Ben evliyim. Sakın bir daha buraya gelmeyin dedim. Ben karımı çok seviyorum dedim. Gerçekten mi? Evet hayatım öyle dedim tabi. Ya fakir ya. Ben seni çok seviyorum hayatım. Ben senden başkasına bakar mıyım hiç? Canım aşkım benim. Ben de seni çok seviyorum. Bana bak Elif. Zengini ve fakiri karalarından ayırmamız lazım, tamam mı? Her ne olursa olsun bunu başarmamız lazım. Evet ama nasıl? şey var. Kamera almak için az önceki çocuklara bulacağız. Az önceki çocuklar zengin ve fakirin çocukları olduğu için onlarda para vardır. Yani onlar zengin çocukları. Bayağı paraları vardır baksana. Babaları onlara araba bile almış. Gideceğiz şimdi onların yanına ve onlardan kamera rica edeceğiz. Onlar da gidip hemen alacak. Gel çabuk gel. İşte buradalar. Merhaba çocuklar ya. Sizi öpebilir miyiz? Siz çok tatlısınız. Gerçekten mi? Vay be. Hanımefendi ben çok yakışıklıyım değil mi? Evet bayağı bir yakışıklısın. Hanımefendi bizden istediğiniz bir şey var mı? Hemen yapalım hemen. Aslında bizim birazcık yardıma ihtiyacımız var. Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsanız hemen yaparım söz veriyorum. Bizim çok paramız var. Babamların o kadar çok parası var ki fabrikalarımız var. Marketlerimiz var. İstediğiniz her şeyi yaparım. Aslında bize bir tane kamera lazım. Kamerayı bulursanız sizi bir tane daha öpebiliriz. Tamam, tamam. Siz burada bekleyin. Biz hemen geliyoruz. Tamamdır. Biz burada bekliyoruz. 2 dakika içinde buradayız. Rüzgar, <laughs> hadi gidelim.